Nova Prospekt'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospekt'ten Overlord yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Kuzey'imle ben yeni bir vakayı incelemek üzere isimli köye geldik arkadaşlar. Burayı çekmemiz için Kuzey'imle beni çok şekilde mail yağmuruna tutmuşsunuz. Instagram'dan sürekli yazmışsınız. Buranın fotoğrafını atmışsınız işte. Biz de dayanamadık, buraya geldik. Zaten bir iki haftadan beridir sürekli yazdığınız için biz de burayı çekmeye öncelikli sıraya aldık. Başka yerler de var çekilmemizi istenen. Biz de ilk etapta buraya geldik. Her neyse, bugünkü çekim bir değirmende olacak. Zaten daha önceki videolarımızda söylemiştim. Bu tür olaylar genelde su kenarlarında, göl kenarlarında falan olur. Biz de çok büyük bir derenin yanında eski terk edilmiş bir değirmende çekim yapacağız. Olayları ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Neler yaşandığını, neler olduğunu. Videoyu başından sona kadar izlemeyi unutmayın. Bir de çok sorduğunuz bir soru var. Bir önceki videomuzu silmek zorunda kaldım. Konağında çektiğimiz videoyu neden silmek zorunda kaldığımızı açıklayayım size. Arkadaşlar, yasaklanmış bir bölgede çekim yapmıştık. Zaten onun video sırasında da söylemiştim size jandarmanın gelip bizi uyardığını. Biz de o yüzden videoyu kanaldan komple silmek zorunda kaldık. O yüzden kusurumuza bakmayın. Size iyi seyirler. Videoyu başından sona kadar izleyerek gözden kaçırdığımız olayları bize yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Nereye gideceğiz? Aşağıdan abi ya. Dere şurada da ama. Donuyorum ben, soya ateş falan mı yaksak? Abi gidelim de oraya, orada bakarız bir çaresine. Ne? O ne lan? Şş. Can, o ses ne? Tilki galiba, tilki. Kurt. Nereden geliyor lan? Gitmem abi, gitmem ben. Nereden geliyor? Aşağıdan geliyor. Nereden geliyor oğlum? Aşağıdan geliyor abi ya. Vereyim mi ayar? Hadi. Hiç bekleme. Hazır. Yavaş, dikkat et. Gel şuradan yere. Geç. Oğlum nereden? Buradan mı? Aşağı. Dikkat et. Şişt, dikkat et bak bir yandan. Nerede bu şey ya? Ya buluruz, dur bir şu yolu bulalım önce. Dikkat et, şurada su var. Sıkıntı yok, hadi, hadi sen yürü. Ah, bak. Ne o, bakayım? O dedikleri şey bu, yapı. Ha, depo. Yapının oradaki köprüden, az ileri git bakayım. Geçtim. Işık tut bakayım. Şu değil mi? Aynen. Bir boru var dedi bakayım. Aa bak, boru da var. Aynen. Burası o zaman, gel. Alın. Şşşş. Ne oldu lan? Kaydım, gel dikkat et, çok kaydım. Ya şuradan ineceğim. Yapı bu muymuş? O değirmeni bulacağız. Asıl yer orası arkadaşlar. Burada değil. Bunun içine giriliyor mu acaba? Ne bileyim. Aa aynen. Bakayım mı? Gel. Çıkar. Ah, gel lan. Hangi burada motor var? Şu ne? Alt kata mı gidiyor? Alt işte şey depo. Abi su var, bakma. Şu tekrar. Şimdi arkadaşlar, bize söylenen yer şurası herhalde, çünkü dere oradan, bak şuradan geliyor. Aynen. Orada, ha aynen bak, aynen. Su akıyor orada. Dediler ki böyle bir yapı göreceksiniz. Oranın önden böyle bir yapı göreceksiniz. Oranın önden gidin. Değirmeni bulursunuz dediler. Amaç değirmeni bulmak. Şimdi biz değirmene doğru gideceğiz. Daha demin zaten kurtlar falan uludu. Domuz çıkabilir, kurt çıkabilir. O yüzden bu sefer tabancayla geldik. Tüfek çünkü biraz ağır olduğu için getirmedik buradan geçmek için. Gireceğiz, orayı bulacağız. Başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Ayrıca arkadaşlar, bir önceki videomuza tam 95.000 beğeni gelmiş. Gerçekten hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkürler bizi desteklediğiniz için. Bu video için de sizden şöyle bir 70.000 beğeni bekliyoruz. daha iyi şeyler çekmemizi bizi teşvik ediyorsunuz. Hadi gidelim, zaman kaybediyoruz. Abi kesiyorum kaydı. Şimdi nereden geçeceğiz? Aynen. Kes de şuradan geçelim. Tamam. Arkadaşlar şu an Kıbledere ile aynı hissiyatlara girdik yani. Ne oldu lan? Tamam lan, yol şeymiş lan, ölüm koptu bir şey. Oh. Arkadaşlar Kıbledere ile aynı hisse girdik şu an. Attığımız her adımda ayağımız kilitleniyor. Ve attığım her adımda böyle yere yapışmışım gibi bir his var senin. Ben ayağım geri çekiyor zaten. Çok kötü şu an, çok kötü oldum yani ve de... Ne kadar kaldı acaba ya? Ya ileride bir köprü var dediler bize. O köprüyü bulsak zaten geldik demek değirmen, ama hala bir köprü yok. Kaç dakikadır yoldayız yani, gecenin 1.30'u, hatta bakayım 1.30'u da geçmiş saat. Arif hadi baba, tamam gidelim, gidelim, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar köprüye çok yaklaştık fakat köprüye giderken şurayı bulduk. Çok tuhaf bir mağara, içine hiç girmedik. Ama şunu söyleyebilirim ki hava şu an -3, -5 derece arası iken buradaki su çok sıcak, fokur fokur kaynıyor. Yani resmen Nescafe koyup içebilirsiniz. Şimdi ilk sen mi gireceksin, ben mi gireyim? Gel. Oğlum her yerden duman çıkıyor. Çok dar ha. Bak bak şuraya bak, gel. Bak görüyor musun? Ucu görünmüyor. Bak. Aynen ha. Şurada var bak, şurayı çek gel. Bak. Kafanı çekersen. Görüyor musun? Aynen. Giriyorum. Oğlum dar ya, ben oraya nasıl gireyim? Bismillahirrahmanirrahim. Bence kamerayı ben sana vereyim, sen çek. Ben tek girmem buraya, çok da. Boğulacakmış gibi hissediyorum. Bir şey olmaz, ne boğulacaksın ya? Oğlum çok sıcak, nefes alamıyorum. Farkındayım. Arif! Al kamerayı, al. Ver! Nefes alınmıyor. Nerede? Ah. Çok buğulu içerisi. Bir dakika. Şurada bir oda var. Şura! Girilmiyor buraya Arif, çok dar ve nefes alınmıyor. Çıkıyorum. Şuraya bak. Şey işte pişiyor yani ya. Ne donması? Anam dışarısı çok soğuk. Ben içeri giriyorum. Rahat ya, gidelim. Hadi biz buraya değirmen çekmeye geldik de buraya da gösterelim dedik. Çok tuhaf bir şey, içine girilmiyor, çok dar. Ama sağda solda hep odacıklar var. Belki de buraya define aramaya gelmiş olabilirler çünkü çöküntüler falan var içeride. Neyse biz asıl yerimize gidelim. Gel, hadi. Arkadaşlar, daha demin öyle bir macera yaşadık ki inanamazsınız. Köpekler hala bizi havlıyor, köpeklerden kaçtık. Bu arada şansımıza kaçarken en başta bahsettiğimiz köprüden geçtik. Zaten burada yazıyor balık avı yasaktır, işte avcılık yasaktır falan yazıyor. Tam da bize söylendiği gibi o köprüden geçtik. Şimdi sağ taraftaki yoldan devam edin dediler bize. Sağdan devam edeceğiz ve o değirmeni bulacağız. Kaydı burada bitiriyoruz. Birazdan görüşürüz. Buradaki tek yapı bu. Büyük ihtimal değirmen de burası. Zaten hep işte etrafında böyle buz salkımı falan oluşmuş. Muhtemelen burada yaşayan birisi yok. Eğer yaşayan biri olsaydı sobayı yakardı ve o buz salkımlar oluşmazdı sıcağın etkisiyle. Demek ki değirmene geldik. Ne acaba? Bakacağız şimdi. Abi başka yapıt yok burada. Muhtemelen burası zaten. %100 eminim şu an. Hep aşağıda dere var yani. Bak burası faydalı. Bakayım. Etrafına bakalım. Yoğun bir su sesi var arkadaşlar. Abi o ne lan? Ne var lan? Baba şuraya bak. Yakınlaşsan şuraya. Bu ne? Bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne o? Oğlum bir şey var şurada. Göl gibi bir şey var. Yok. Göl var bak. Bak gölün üstünde bir şey var sanki. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. O ses ne lan? Lan kurduruyor. Lan gir içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ya öf. Bıktım ben böyle olaylardan ya. Burada ateş edemeyiz. Olaylar burada dönüyor. Oğlum gel şuraya, değirmenin yanındasın. Olaylar yaşandı ya. Arkadaşlar buradaki olaylar çok fena. Bismillahirrahmanirrahim. Orada ne var? Buradan altına niye su akıyor abi? Çık bakayım bir. Şuradan su akıyor. Değirmen. Değirmendeyiz ya abi. Bunun altından akar su bak. Çakırın. Ne bileyim Allah Allah. Değirmenden mi anlarım? Tamam gel şu tarafa gel ya. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Özürlerle işte. Yok yok ses var. Ses hala var. Bağırsak falan gider mi ya? O nasıl bir yere geldik ya? Şimdi çakmak inşallah almıştırız çakmak. Bir dakika. Hah, çakmağımız yanımızda. Şu an arkadaşlar mumları dikeceğiz. Sonra oraya bir çizgi çekeceğim mühür babında. Sonra içeriye gireceğiz, anlatmaya başlayacağız olayları. Uzun yıllar önce değirmencilikle uğraşan baba ve oğlu varmış. Değirmenleri yüksek dağların ardında, soğuk ve karlı bir ovada, derin ve uzun bir derenin yanındaymış. Lakin zaman zaman değirmene gelerek, erzak ve para alarak haraç kesen eşkıyalar bu aileyi perişan hale sokuyormuş. Dayanamayan baba silahlı kuvvetlerden yardım istemiş ve isteğine karşılık verilmiş. Bölgeye gelen silahlı kuvvetler, bir yamacın ardına gizlenmiş ve aileye orada beklemelerinin gerektiğini söylemiş. Eşkıya bekleyen askerler aradan geçen birkaç saat sonra dürbünlerden bakarken yüzlerce siyah kedinin değirmenin içerisine girdiğini görmüş. Baba ve oğlunun çığlıklarını duymalarına rağmen vücutları kilitlenmişçesine hiçbir yardımda bulunamamışlar. Bir süre sonra babanın vücudundan ayrılmış kafası değirmenin içerisinden dışarıya fırlamış. Sonrasında ise oğlunun kafası. Kara kediler değirmenden dışarıya taşarak çıkmışlar ve kapının önünde yanan ateşin etrafında dönmeye başlamışlar. Tıpkı ateş ile dans edermişçesine dönerlerken vücutları uzun boylu siyah gölgelere dönüşmüş. Bunu gören askerlerin birkaçı delirmiş, birkaçı ateş etmeye başlamış ama ne yaptılarsa zarar verememişler. O gün bugündür. Değirmenin olduğu yerde zaman zaman parlak yanan ateşler görülüyor. Suyun renginin kan kırmızısı aktığı anlatılıyor. Ailenin evinden geriye kalan kalıntıların üzerine başka bir ev inşa ediliyor. Ama evde yaşamaya çalışanlar bir süre sonra evi terk ediyor. Terk edilen evde ise olayın yaşandığı değirmende olduğu gibi kara kediler görünüyor. Ve evin içerisinde siyah gölgelerin dolaştığı rivayet ediliyor. Zaman zaman ezan okunurken ölen çocuğun ağlama ve babanın çığlık sesleri yükseliyor. Yalnız arkadaşlar, buraya gelmek zaten gecenin kaçı oldu bir dakika? 10 saat 3.30 olmuş lan. O kadar olmuş mu ya? 1,5 orada. Bayağı dolandık ama doğru. Çok vakit kaybettik. Mağarafa hadi. Şimdi arkadaşlar, daha demin olayları duydunuz. Ben size daha önceki videolarımda da söylemiştim. Değirmenlerde, kuyularda, dere kenarlarında bu tür olaylar olur. Değirmen ve dere kenarı arkadaşlar. Buraya biz böyle bir hat oluşturduk bildiğimiz kadarıyla. Daha önceki videomuzda da söylemiştik, Kapalak Kızı videosunda. Profesyonellerden yardım alıyoruz, belgeselcilerden. Dünya çapına bu işe uğraşanlardan. Bazmay videosu çok teşekkürler bize bu imkanı sağladığı için. Onları bize tercüme ettiği için. Buraya böyle mumlar yakıldı. Sağ ayakla. Şimdi değirmen bu arkadaşlar. Burada olayla anladınız zaten. Babay ve oğlu buraya geliyor. Şu kapıyı kapatıyor abi. Özellikle kaç yerde, muhtemelen şu yukarıda bir yerde. Şurada bir yerdeydi onlar muhtemelen. Terörist bekliyorlar ya. Aynen. Bunlar içeri... Buraya kaçıyorlar. Sonra kediler kapıyı kırıyor abi, giriyor içeri, tamam mı? Neyse. Daha fazla bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Kalbim hikayeyi anlattık. Hikayeyi anlattık zaten. Aa! Ne? Aa! Çık bakayım. Su akmıyordu abi burada. Şimdi sen ışığını kapatsana. Ne? Işığını kapat, oraya tutma. Bu ne? Bilmiyorum ki, oynama ya. Bu ne? Odun mu? Buraya baktık zaten. Şimdi çık dışarı, burada çok ses var. Değirmen bu. Biz değirmeni göstermek üzere buraya geldik ve yaklaşık 2,5 saattir burayı arıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Şimdi biz o insanların evine gideceğiz. Evde asıl olaylar dönüyor. O evin etrafında hiçbir ev yok. Evden sürekli sesler duyuyorlarmış. Yol çalışması yapmaya giden insanlar da işte kamyonlu dozerler falan hep oradan çıkmışlar abi. Tuhaf olaylar dönüyormuş. Şimdi o eve doğru yol alacağız ve orada yine bu şekilde mumları yakacağız. Kapalak Kız'la iletişim kurmaya çalıştığımız gibi bir şeyleri, işte radyo frekansları olsun falan kurmaya çalışacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mıyız abi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz buradan hangi yoldan gideceğiz? Yine oraya mı gideceğiz o kadar ya? Ya fazla uzak değilmiş zaten. Yani 100-200 metre yukarıdaymış. Ev mi? Evet. O zaman tamam. Evin orada kayda devam ederiz. Tamam, bitir o zaman. Geldik arkadaşlar. 33 numaralı ev. Alt katta ahır var ama oraya girmeye gerek yok. Ahırın gösterecek bir yanı olduğunu sanmıyorum. Açık mıdır acaba? Açıktır abi, ne olacak? Yine zorla. Açık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, gel. Arkadaşlar ev çok uzun yıllardır terk edilmiş bir halde. Zaten duvarların yapısından da anlayabiliyorsunuz. Tamamen çok eski köy evleri. Ta bizim ilk çektiğimiz videodaki eve benziyor. Şey olarak, ne denir ona? Yapı itibariyle. Ne oldu? Buraya bakmaya gerek yok. Çık bakayım, çekeyim şunu. Böyle bir şey yok. Girelim mi? Yok, gerek yok ya, bir şey yok. Oraya gir bakayım. Abi bu ev tamamen terk edilmiş, yani hiç eşya bile yok. Abi şu işimizi bitirelim de gidelim şuradan ya. O ses ne lan? Şşş. Çatıdan bir ses geldi içeri. Şuraya gel bakayım. Ritüeli nerede yapacağız? Bakayım. Aynen, aynen. Hadi o zaman başlayalım, bitireyim kaydı. Bir böyle bir şey hissi var mı sanki böyle? Yes. Böyle nasıl sanki biri böyle kalbini sıkıyormuş gibi içeriden böyle. Yani bir daralma bir şey var böyle böyle. Değil mi böyle? Sıkılma şey. Bismillahirrahmanirrahim. O evli ev olduğu için burada sakın küfür falan etmeyelim. Ezülen neşten olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hadi oyalanmayalım, başlayalım. Yok yok. Bir daha lavabo. Lavabo. Kaygına bitir, başlayalım her şeye hadi. Hadi. Arkadaşlar ayda görmüş olduğunuz gibi tam gökyüzünde ve şöyle bir şey keşfettik. Tam böyle nasıl görünüyor bilmiyorum ama aa bak şimdi görünüyor, görüyor musun? Tam o hizada. Şimdi buraya duvara mı çizeyim yoksa duvar ve şey mi? Yeri de alayım mı? Yoksa yap, sadece yer mi? Yap hepsini yapıştır. Yap. Çarpalamayı unutma. Çok uzatma. Bitirdik. Tam da defterdekiyle aynısını yaptık. 2 tane ayna koyduk. Bir önceki sildiğimiz videoda da aynı işlem olmuştu. Fakat aynalardan birisi ritüel sırasında kırılmıştı. 2 aynamız da sağlam. 4 tane mumu hepsini matematiksel olarak izalı hesaplayarak yaptık arkadaşlar. Bu şeklin ne olduğunu size söylemeyeceğim. Zaten internetten aramanızı istemiyorum. Bulsanız da binlerce farklı modelini bulursunuz ama söylemeyeceğim çünkü böyle şeyler yasak şeyler. Bize anlatıldığı gibi ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Yine sırayla Arifhan'la ben karenin içine oturacağız. Ruh çemberinin içine daha doğrusu arkadaşlar. Çünkü biz ruh çemberini yuvarlak çizmiyoruz. Diğer profesyonellerin yaptığı gibi kare şeklinde yaptık. Tek farkı bir öncekinden böyle bir eski İbranice kelimeler, harflerden ve eski Davut yıldızlarından birini çizdik. Bu Davut yıldızlarından birisi de benim yüzüğümle görebilirsiniz. Aynı zamanda Arifhan'ın da yüzüğünü var. Bu Davut yıldızı, bu da farklı bir model. Davut yıldızı arkadaşlar ritüellerde falan kullanılıyor. Bu Huttam ilmiyle falan ilgilenenler, Huttam ilmini bilenler biliyordur. Anlatmama gerek yok. Şimdi ben yine Arifhan'ın not defteri vereceğim. İlk etapta Arifhan oturacak yine. Bu sefer ilk sen otur. Ben mi oturayım? Aynen. İlkinde de ilk ben oturmadım mı? Kapalak Kızı vakasında. Ya ben ilk oturmak istedim. Sildiğimiz videoda sen oturmuştun herhalde. Aynen. Ha şimdi hatırladım. Yalnız bir şey diyeyim, hava çok soğuk, ağzından çıkan dumanı görüyor olabilirsiniz. Şu an olduğumuz yer rakamı çok yüksek ve -6'ydı, -5'ti en son baktığımızda. O zaman fazla söze gerek yok, tripoda kuralım ve başlayalım. Bir de şunu demek istiyorum, burada gördüğünüz hiçbir şeyi sakın denemeyin, zaten nasıl yaptığımızı söylemiyoruz, göstermiyoruz ve isim vermiyoruz arkadaşlar. Sadece Ruh Şember'in adını verdik size. Dediğim gibi bu fırsatı bize sağladığı için Bazmay videosa çok teşekkür ederiz. Bize farklı insanlarla, dünya çapındaki farklı insanlarla iletişim kurarak Türkiye'de ilk ve tek olarak bizim böyle bir şey kullanma fırsatını bize sunduğu için ve fazla söze gerek yok. Sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, Kapalak Kızı videosundaki gibi ben odanın dışına çıkacağım. Bu sefer radyo sistemi kurmuyoruz, frekans sistemi kurmuyoruz. Malzemeler yanımızda ama ilk etapta kurmamayı seçtik. Sadece pusula yöntemini kullanacağız. Pusulada bir değişiklik olursa zaten kuzenim görecek. O bana seslenirsin zaten. Sadece şöyle görebiliyor musun? Hayır. Tamam. Aynalara falan bakacak. Bir de burada arkadaşlar çıramız var. Çıra olmasının nedeni tamamen doğanın bir şeyi olması. O çırağın da birazdan ne işe yaradığını görürsünüz. Eğer yapacağımız şey işe yararsa. Ben şimdi odan çıkıyorum. Eğer korkarsan bırak. Değişik boğulma hissine kapılırsan bırak. değişik duygularda işte deliriyormuşsun gibi hissedersen falan bırak. Yani kısacası boğulma hissinde, karartı hissinde, ondan sonra işte bir ne bileyim buraya çökeceğini falan hissedersen kesinlikle bırak, söyle bana. Tamam. Dediklerimi de sana daha önce söylediğim şeyleri yaparsın. Sıkıntı yok. Hadi ben çıkıyorum odaya. Görüşürüz birazdan. Tamam. Arif dur, başlama. Ne oldu? Arkadaşlar bu fotoğrafı hatırladınız mı? Şu an hatırlamıyor olabilirsiniz ama bizim Korkunç Kur'an Kursu Korkunç Kur'an Kursu isimli vakayı izlemişseniz eğer, Korkunç Kur'an Kursu isimli videoyu izlediyseniz oradaki büyücü hoca bu arkadaşlar. Bunu kullanmamızın nedeni daha önce de bu insanın olaylarının geçtiği yere gitmiştik. O yüzden bu fotoğrafı Kuzey'ime vereceğim. Eğer bir etkileşim olursa bu ifadeyi görebilir büyük ihtimal. Bunu sağ aynaya koyuyorum. Şu kısma. Eğer arkadaşlar bir şeyler hissederse aynada ya kendi yansımasının karartısını görecektir ya da o insanın sürületini görecektir. Ya da farklı şeyler görecektir. Neyse artık başlıyoruz, gidiyorum. Ayna! Ne oldu? Ne oldu? Abi o resimdeki adam benim yerime geçti bildiğin aynaya. Değil mi? Bu, bak dedim sana. O zaman iyi gidiyoruz. Eğer bu adamı gördüysen bunu daha fazla göstermeyeyim. Birazdan ben deneyeceğim. Ne yazdın? Bir şey yazdın mı? Yazdırılır mı? Nasıl bir şeyler? Yine mi sayılar? Gösterelim mi? Bilmiyorum ki. Daha öncekini göstermiştik. Birçok izleyicimiz çözmüş. Tekrar gösterelim. Eğer yorumlarda söylesinler. Nedir bu? Bu nasıl odaklanıyor? Bir dakika. Şunu göstermemiz lazım. Bekle dur. Ayağa gidiyorum. 3, 2, 2, 2. Tek 1, 7, 5. Bu seferki yazdığın şey sırası var galiba. Burada değil, diğer not defterinde kaldık. Bir önceki yazdığın büyük ihtimal. Son sayfalara bak. Bunda değil. Burada ben farklı ritüel şeyleri, planlamaları yapmışım. Sen şuraya bak sadece. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Yeterince görüntüyü aldım. Arkadaşlar bu bir öncekinde de yine Arifhan olmuştu ilk etapta. İlkinde değil daha doğrusu ama Arifhan yine bir şey olmuştu. Muhtemelen ben bu işlerle çok fazla uğraştığım için şeyler olmuyor ya da bu tarz şeyler musallat durumu söz konusu olmuyor ama Arifhan'a bu tarz şeyler daha belirgin ve bir önceki sayıların anlamını biz çözmüştük. Arapça ve İbranice harflerin farklı kelime dizisi şeyinden ibaretmiş ve onları topladığımızda arkadaşlar bir ayeti kelimenin bilmem kaçıncı sırası çıkıyormuş ortaya. Bundan da yine bir şeyler çıkacağına eminim. Farklı şeyler. Bu sefer sıra bende diyeceğim de bende bir böyle bir şey oldu. Şu an senin hislerini hissedebiliyormuşum gibi. Bir boğulma hissi var. Bu odadan çıkalım önce. Ne yapacağımı düzgün bakalım. Yoksa bu sayfayı yırtıp yakmak zorunda kalacağız. Arkadaşlar hava gerçekten çok soğuk. Ve bir gelsene şu aradan bir çek bak. Ne kadar korkunç duruyor ya. O mu ne biçim bir şekilmiş öyle ya. Bir böyle kafatası, vücudu varmış gibi de ha. De sen nasıl yazdın oğlum? Her zaman bir öncekinde de sen yazdın. Bunda da sen yazdın. Abi ben bu tür şeylerden korkmam için olabilir mi acaba? Olabilir, çünkü korkulardan beslenirler böyle. Şimdi sıra bende. Hadi geç. Kapıyı kapatmayı unutma. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi lan? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok soğuk ya. Abi sen hazırsan tripodu kuruyorum ben. Kalemi ne yaptın? Nereye fırlattın kalemi? Bilmiyorum. Aa, şu köşede bak. Köşede. Kurayım mı tripodu? Kurabilirsin. Yine ben bir şey hissedersem, duyarsam, sezersem, hı hı, sesleneceğim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısın? Kendimi görmem lazım. Hocanın şeyi nerede? Sen onu almıştın, cebine koydun. Büyücü hocayı mı? Evet. Sen sağa koydun, evet. Ben sola koyuyorum. Sağdaki benim aynam. Tamam, sola bakacağım. Evet. Hazırım. Çıkıyorum ben o zaman. Dolacağım, hadi hadi. Bir şey olduğunda çağır. Kapıyı kapat. Bu ne anlama geliyor? Tut, kameraya getireyim. Dondum. Göster bakayım şunu. Fotoğrafı yakmak zorunda kaldım. Niye? Hiçbir şey görmedim ben. Hiçbir şey. Yazdıkların? Yaktıktan sonra şu çarpıyı daha önce koymuştum. Ben şu ikisini daha önceden koymuştum. Fakat Bak bu çarpıyı ve şu ikisine. Anladın bak 1, 2, 3, 4 tane çizgi. Ben daha önce bunu Senta o sayılar yazdığım günü akşamı çözmeye çalışırken bunları koymuştum. Evet. Ne hikmetse bak. İzaya baksana. Çarpıya hiç dokunmamış. Bak şöyle. Aynen. Bak küçük U gibi, büyük U gibi, aşağı U gibi böyle. Anlamını bilenler yorum yazsın arkadaşlar. Fikriniz varsa nasıl bir sonuç çıkartabilirsiniz bundan? Arifhan'la karşılaştırabilirsiniz. Şimdi saat 4.30. Hatta 5'e geliyor. Ne yapıyoruz şimdi? Bence abi istediğimize ulaşmadık henüz bence. Çünkü Kapalak Kızı'ndayken Ayşe'nin ruhu mu yoksa cinlerle mi bilemem. O yazdığın şeyler. Bence abi şu yazdığımız şeyleri ve o resmi yakalım. O çırayla birlikte. Şimdi buraya hepsinin bir daha gelme şansımız yok. Bir önceki Kapalak Kız vakasında sayılar, senin yazdığın sayılar farklı farklı anlamlar ifade etmişti. Bazı izleyicilerimiz Kur'an-ı Kerim'de geçen ayeti kelimelerin sayfa numarasını keşfetmiş. Bazıları da cinlerin kullandığı, işte iletişim için ruhların kullandığı, cinlerin kullandığı, tabii ben ruhlara inanmıyorum şahsen. Evet. Cinlere inanıyorum. Onların kullandığı sayıları falan söylemiş. Abi bismillahirrahmanirrahim. Mumlardan birisini öyle. Sönmüştür de bir dakika, sen benden ne istiyorsun onu anlamadım ben. Onu söylesene hemen direkt. Son kez. Gelmişken. Ha. Madem sen bunlarla bu konuda iyisin. Son kez otur. Abi ben daha oraya oturmam. Ben de bir şey olmuyor, senin yapman lazım. Abi oturmam. Bak birazdan sabah ezan okunacak abi. Ya abi oturmam. Can! Ne lan lan? Allah! Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Lan! Bismillahirrahmanirrahim, çek şunu. Bu ne? Lan adam buldum. Allah'ım. Alo, abi. Işık tut şuna. Alo. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ağlayacağım abi ya. Abi. Abi ses ver. Abi. Duyuyorsun. Can, burnun kanıyor Can. Ne? Burnum kanıyor. Burnum mu kanıyor? Bakayım. O nasıl burnu kan... Tut şunu, tut! Abi! Abi! Can ben burada bir dakika bile durmam. İçeri gel. İçeri gel abi. Ananı seni Allah kayboldu lan. Ananı avradın şu. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle aslan sandası. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kendi aynanı kır! Bismillahirrahmanirrahim. Tekme at, bir şey yap, kır! Bismillahirrahmanirrahim. Amin, yak! Dikkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yazdığımız şeyleri de yırt at. Getir! Bismillahirrahmanirrahim. Al şuradan. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Titriyorum ya. Sayfa nerede? Bunu sil, bunu kanıyor şalır lan. Abi ne bu ya? Bir sürü araba lan. Ola, evsüme başlanacağım. Şu resmi de ayağının dibinde resmi de. Nerede? Ayağının dibinde diğeri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayıtta aldın mı bunları? Bunları kayda aldın mı? Bir daha böyle bir şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yak şunu, yak şunu abi ya, mumla yak. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya. Oh. Ne oldu lan? Oh. Of. Fotoğraf, fotoğraf. Ya Arifhan. Bismillahirrahmanirrahim. Birazdan sana ezan okunur. Ezan okuna gider ben buradan bir adım daha atmam. Bu neydi lan? Abi burada beklememiz daha kötü ya. Ben durayım, bismillahirrahmanirrahim ya. Sildim burnunu. Sildim. Oğlum ne oldu burnun kıpkırmızı lan? Ne bileyim bismillahirrahmanirrahim. O şeyden sonra oldu ya bir anda böyle. Oğlum köyün delisi falan diyorlar da olmasın. Ya deli benim burnumla ne alakası var abi? Dedi dikkat edin lan dedi. Silah falan da taşıyormuş. Bizi vurabilirdi. De. Bahçe aşağı niye gitti ama? Dedi sen. Kayboldu falan diyor dedi. Aa. De gitti ya. Ha. Sen buraya gidin. Arkadan bir baktım kapıyı kapattım. Bu neydi lan? Sessiz ol, sessiz ol abi. Kafayı yedim ben artık bir tane. Böyle şeyler. Tamam da böyle bir olay yaşamadım abi. Oğlum senin burnun ne alaka? Arif senin burnun ne alaka? Arif! Burnun ne alaka oğlum? Ne bileyim abi ya. Oğlum o neydi? Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aysallah çeleceğim. Can. Ay toparlayayım şunu. Can fırsat ezan bitmeden kaçalım şuradan. Kapat şunu toplandım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Çok tuhaf olaylar oldu dün gece. Acayip şeyler oldu. Hatta aslında dün gece değil, birkaç saat önceydi. Şarjı bitmek üzere oldu. Hemen kesilebilir. Kaç yüz şarjda? Çok az, 0 ya da 1. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen baştan sona kadar izleyin. Çözemediğimiz şeyleri yorum olarak bize bildirin. Çünkü çok tuhaf şeyler oldu dün gece. O deliye benzer bir şey geldi. Ondan sonra işte değişik sesler duyduk. Şu an hiçbir şey hatırlayamıyorum. Sarhoş gibiyim açıkçası soğuğun etkisiyle. Zaten görüyorsunuz yani şu dağların ardından geldik. Ta şu dağların ardından geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videolara devam etmeyi düşünüyoruz. Daha korkunç, daha kudretli. Hatta yurt dışındaki yerlere bile gideceğiz. Kuzey'imle benim Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü Instagram hesaplarımızdan yeni videoların duyurusunu yapıyoruz. Nereye gideceğimizi haber ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir önceki videoya 95.000 beğeni gelmiş. Bu videodan da 70.000 beğeni bekliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben dayanamıyorum daha fazla. Şu araba gelsin gidelim. Kendinize iyi bakın.